Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Yuma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 2 Aralık 2023 Cumartesi'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Ee, son derece teşekkürlerimi sunuyorum. Beğenileriniz için, yorumlarınız için, fikirlerinizi özgürce beyan ettiğiniz için Hocam sana katılmıyorum ya da katılıyorum ya şunda yanlışsın diyebildiğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar sadece şunu söyleyeyim kanalımızda her türlü yoruma açığız. Şu hariç. Yani her türlü yoruma açığız kanalımızda. Her türlü eleştirilerinize, her türlü fikirlerinize saygı duyuyoruz. Şu hariç. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kanal e, gayet objektif bir kanal. Gayet her türlü fikri açık bir kanal. Bu hariç. Bunu bilin istedim arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası. Her türlü eleştiri yapabilirsiniz. Her türlü desteği sağlayabilirsiniz. Beğenmiyorsanız dislike atabilirsiniz. Beğeniyorsanız beğeni yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı sevdiklerinizi kanala davet edebilirsiniz. Bu hariç. Şimdi hemen sözü uzatmadan konuya başlayalım. Fenerbahçe'de Ali Koç takımla görüştü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. 6 birlik tarihi Nörçland mağlubiyetinin ardından takımın akşam antrenmanını ziyaret etti. Şimdi ben size bazı gerçekleri açıklayacağım. üyelere bile söylemediğim gerçekler. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç akşam antrenmanını ziyaret etti. Bakın. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada Ali Koç'un yanı sıra yöneticiler Selahattin Babaki ve Ahmet Ketenci'nin de Samandıra Canbar Tesislerine gelerek antrenman öncesi takımla bir toplantı yaptığı kaydedildi. Reaksiyon bekliyorum. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde. Başkanımız Ali Yıldırım Koç ile yönetim kurulu üyelerimiz Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci Samandıra Canbar tesislerine gelerek antrenman öncesinde takımımızda bir toplantı yaptı. Dün akşam alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden başkanımız takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti. Takım olarak birlikte kaybedilip birlikte kazanıldığının altını çizen başkanımız Ali Yıldırım Koç takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kim, kimliğine görüleceklerine inandığını söyledi. Şimdi buradan sonrasını ben uyduruyorum mu? Ne dersiniz? Oyuncular da hep birazdan e, yemin ederiz ki Sivas maçını kazanacağız, Beşiktaş maçını kazanacağız dediler. Yok. Oyuncular hep birazdan başları öne ilk bir şekilde dururken Ali Yıldırım Koç kaldırın başınızı. Daha kaldıracağımız şampiyonluk kupası var diyerek oyuncuları motive etti. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar Ali Yıldırım Koç ve yöneticilerimiz bunu e, şunu söyledi. Ya siz 19 19 yapan takımsınız. Ya söylemiş olabilir daha doğru söyleyeyim. Şimdi kesinlikle şey yapmayacağım. Siz 19 19 yapan takımsınız. Yine yapabilirsiniz. Her zaman yapabilirsiniz. Yapacaksınız. Yapmanız gerekiyor. Yapacağınıza da inanıyoruz." demiştir. Ben Ali Koç'u tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Şimdi gelelim üyelere bile vermediğim gelişmeye. Nedir bu gelişme? Arkadaşlar Fenerbahçe'de Ali Yıldırım Koç akşamleyin gitmedi. Akşam falan gitmedi. Yani takım akşam saatlerinde yaptığı antrenmana değil daha öncesinde gittim. Yani öğle saatlerinde e, yok. Öğle saatlerinden biraz daha önce gidildi. Hatta e, şöyle söyleyeyim size. Benim ders 9'da başlıyor. 9 civarında sabah erken saatlerde gidildi. Gereken kişilerle ki en başta kim geliyor arkadaşlar? İsmail Kartal geliyor. Sonra takımın kaptanları geliyor. Mesela Ceko takımın bir kaptanı. Tadiç bir kaptanı öyle değil mi? E Ferdi Kadıoğlu mesela takımın bir kaptanı. Hatta İsmail Yüksek takımın bir kaptanı. Mert Hakan Yandaş takımın komutanı her ne kadar sakatlıktan dolayı oynayamasa da. Ee, yani benim edindiğim bilgilere göre çok uzun süre toplantı yapılmış. Çok çok uzun bir süre. Yani bütün arşivler bütün veriler taranmış, didik didik edilmiş. İşte futbolcu verileri şu şundan sakatlandı, bu bundan sakatlandı. Hani bizim mucize doktoru falan da ele almışlar. Demişler ki acaba nasıl böyle şifalar üretebiliyor? Kansere de çare bulabilir mi? Koronavirüsün yeni varyantlarına karşı bir şey bulabilir mi? Demiş. Yani beklentimiz tabii ki de görseldeki gibi. Sonuçta büyük başarı. Yani bir takımın bu kadar sakatının olması... İyileşti denilen futbolcunun 3 hafta daha sakatlığının uzaması çok büyük bir başarı. Her baba yiğit bunu yapamaz yani. Sevgili doktor Ali Vefa'ya da buradan vefalarımızı, selamlarımızı iletelim. Ya çok büyük bir başarı. Hocam Galatasaray'ın futbolcuları hiç sakatlanmıyor. Ben önce şunu söyleyeyim. Yapılan antrenman metodu çok önemli. İsmail Kartal diyor ki ya ben doktorlarımıza gayet güveniyorum. O zaman senin yaptırdığın antrenman metotları hiçbir işe yaramıyor. Arkadaşlar bakın ben kendimden örnek vereyim. Şu anda kilolu bir insanım. Yani göbeğimi beyi salmış bir insanım. Çünkü şeylik yok. Ben gençlik yıllarında 17 ile 18'li yaşlarda bak abarttığımı zannedeceksiniz. Birçoğunuz da bunu yapabilirsiniz. 17 ile 18'li yaşlarda vücudum kastan ibaretti. Çünkü günde 7 tane maç yapıyordum. Günde 6-7 tane maç yapıyordum. Ve bir gün iğne getirdi çocuğum bir tanesi. Batır ayağıma dedim. Ayağıma batıramadı iğneyi. Yani kas grubuna iğneyi batıramadı o kadar sertti yani vücut o kadar sertti. Şimdi vücudum o kadar sertken hiç sakatlanmıyordum. Hiç ağrısızı hiçbir şey hissetmiyordum. Çünkü o kadar fitti ki vücut. Şimdi ben size bir şey soracağım. Fenerbahçe takımında en fit oyuncu kim deseler cevabınız kim olur? Cevabınız Ferdi olur. Hocam kolay kolay sakatlanmıyor. Al onu da kaybettik falan. O iyi dersiniz bak. Demek ki kendine bakıyor dersin. Haksız mıyım yani? Abi Öncelikle idman metotları gözden geçirilmesi lazım. Onu söyleyeyim. Şimdi sakatlar demişken sakatlara da geçeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Çok uzun bir süre toplantı yapılmış. Ve toplantının ardından Samandıra'ya geçilmiş. Yani toplantıdan İsmail Kartal falan gidiyor. Takım antrenmana çıkartıyor. Daha toplantı devam ediyor. Ardından yönetim orayı bırakıp Samandıra'ya geçiyor. Bakın arkadaşlar. Hani sizin de benim de şüphem şu. Hani acaba ben size ne diyorum? Her cümlemde şunu söyleyeyim. Ya her sezon Trabzonspor maçından sonra bu takımın düşüşü başlıyor diyorum, değil mi? Her sezon bu sezon düşmedi dedim. Yani İsmail Kartal dedi ki Mustafa, dedim. O iş bende. Ya çıkan orta saha rezalet. Çıkan kadro rezalet. Sakatlıklar, şu bu. Yani 6-1 değil, maç 1-0 bitse bu kadar yangın olmaz. Ya gayri takımına yerinde şöyle böyle bu kadar yangın olmazdı. Hepimiz biliyoruz. Ya, ben de daha size ben mesela bir sıfır kaybedilseydi ilk golü yedik ya maç öyle bitseydi diyeceğim şey şuydu. Ya arkadaşlar sentetikçim soğuk sakat vermedik şükredelim. Fred dönüyor Ciku dönüyor tırnavayı zaten yeneriz. Ha birinci olmuşsun ha ikinci bir maç fazladan oynamış olacaksın. Kadıköy'de işte ek şey geliri tribün geliri satış geliri falan filan olacak. Bir de düşen takım hani e, dişimize uygun bir takım olacak en azından biraz daha mücadeleci bir maç olacak falan filan derdim. Ama 6-1'lik skorun hiçbir mazereti yok. 4-1 bitse yine bak ağır tepki koyardım. 3-1 bitse yine ağır tepki koyardım. 2-1 falan normal yani. Normal. Siz gol attın sayılmaz. Hatta şu aninki yine sayılmadı ya ikinci. Maç oradan sonra 2-1 bitseydi. Yine eleştirirdim ama bu kadar ağır eleştirmezdim. İsmail Kartal'ın maç sonunda bir de tırnavayı yeneceğiz. Siz merak etmeyin demez beni çileden çıkarttı. Ben şunu söyleyeyim. Ben yönetimden vallahi de billahi de kuruş para almıyorum. Hatta istediğiniz her türlü şeyin üstüne de yemin edebilirim ben daha doğrusu yönetime kaynak sağlıyorum. Çünkü Feneriyum'dan falan alışveriş yapıyorum aylık düzenli olarak. İstediğiniz her şeyin üzerine yemin edebilirim. Anlatabiliyor muyum? Beni de bildiğiniz için söylüyorum. Yönetim üstüne düşeni yaptı. Bak şu dedi alındı. Bu dedi alındı. Bir tek kurun iç alınmadı. Hepiniz karşıydınız kurun içe. Doğruya doğru. Alfredo Morelos'u istedi. Morelos'u getirin. Bak şu ayı gönderin dedi. Hani yedekte en azından şey yapsın. Kaynak o, üretelim dedi. Bak, siz biliyorsunuz. Cengiz Ünder Ali Koç'un kişisel artık ulan öyle olmaz böyle olur. Hodri meydan alacağım olan sözüm söz transferi. Hiç önemli değil. 15 milyon euro çöpe gitti şöyle hiç önemli değil. Ali Koç çıkar cebinden bir 15 milyon euro da kulübün kasasına koyar. Bunlar dert etmeyin. Bunlar basit şeyler. Biz Fenerbahçe'ye odaklanalım. Bu sene nasıl şampiyon oluruz da odaklanalım. Anlatabiliyor muyum? Çok uzun bir süre toplantı yapıldı. Bilginiz olsun kulüpte toplanıldı. Ee, hani her şey ele alındı. Daha, sahadaki diziliş, B planı. Mesela bak sizin siz soruyorsunuz Ali Koç sormadı zannediyorsunuz? Bilin bunu. Şimdi Fenerbahçe'de Fred müjdesi. İsterseniz arkaya görsel vereyim. Biraz daha yakışıklı olsun. Fenerbahçe resmi sitesinden yap, yapılan açıklamada Yıldız oyuncu Fred'in takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde EMS yapı Sivas Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını cam bartu tesislerindeki idmanla sürdürdü ya da bu idmanla başladı diyelim. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Nörçland ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla noktaladı. Fred antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Şimdi hepinizin soracağı soruyu ben biliyorum. Hocam yüzler gülüyor muydu? Gülmüyordu. Hocam işte e, Ferdi'nin durumu. Ben eminim Ferdi'yi soracaksınız. E, haksızsam haksızsın deyin. Haklıyım tabi. Aferin. Hepiniz e, Ferdi Ferdi'yi soracaksınız. Arkadaşlar e, ayrı zamanda Ciku'yu da sormanız lazım. Hani Sadece Ferdi değil Ciku'yu da sormanız lazım. Onu da belirteyim. Şimdi ligde Mert Müldür'ü oynatabilirsin. O sayıyı oynatabilirsin. Sağ kanatta iki. Osterwold'e stoperde oynatabilirsin. 3 Yusuf Akçiçek'i oynatabilirsin. 4 Samet Akaydın oynatabilirsin. 5 solda Ferdi oynatabilirsin. 6 yani Değil mi? Oster falan filan bak. Osterwold'e Samet Akaydın ikilisini koyarsın. Sağa o sağa sola Ferdi'yi koyarsın. Mert Müldür birinin yedeği Yusuf Akçiçek'te Stopper yedeği dersin. Ciko oynamasa bile. Ee, yani bugün yapılacak antrenmana devam edecek. Bugünkü antrenmanda Ciko düz koşu bile yapmazsa sıkıntı. Ve ben bunu şundan bilirim. Ne derseniz deyin. Arkadaşlar Fred antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Herhangi bir sakatlık yaşamadı. Bunu niye söylüyorum? Sosyal medyaya birileri bir palavra sıkmışlar. Fred sakatlandı diye. Ya arkadaşlar kurban olduğum arkadaşlar bak 64.800 olduk. Belki de siz bu videoyu izlemeye 65.000 olacağız. Belki 66.000 olacağız. Orada 64 Nerenin plaka koduysa oraya selamlar olsun. 65'te Nerenin plaka koduysa oraya da selamlar olsun. Ee, şunu söyleyeceğim. Biz burada bir şeylerin peşindeyiz. Ya yani bir şeylerin peşindeyiz. Bir derdimizi anlatmanın peşindeyiz. Anlatabiliyor muyum? Bu arada 64 Uşak diye biliyorum. Yanlışım yoksa bütün Uşaklı arkadaşlara selam olsun. Uşak Üniversitesi'nde benim öğretmen arkadaşım vardı. 65'te Van diye biliyorum. Ee, Van Edremit çok güzel bir yer. Tavsiye ederim. Van Gölü'nde canavar yok. Van Gölü'ndeki canavar şu. <laughs> Şaka bir tarafa. Yani canavar yok. Dubai yok. Yani hiçbir şey yok. Yani, onu söyleyeyim. Şimdi Fred'in herhangi bir sakatlığı yok. Ferdi Bugün takımla çalışmalara başlamasa bile yarın başlar. Arkadaşlar bak Ferdi'yi dert etmeyin. Ferdi sisteme bindi, otomatiğe bindi. Vücudu dinleniyor. Anlatabiliyor muyum? Ve e, ben aslında şunu söyleyecektim. E, hani Fenerbahçe'nin maçları daha önemli. Hangi maçları daha önemli? Arka arkaya gelecek maçlar önemli. 9, şey 4, 9, 14, 17, 20, 24 29 Aralık. Yani Fenerbahçe'ni, Fenerbahçe'mizi bekleyen ee, 7 maçlık bir periyot var. Bir kere şunu söyleyeyim. 7'de 7 yaparsak, yani 7'de 7 galibiyet elde edersek ben sözüm söz olsun kanaldaki üyelerden de bir şeyler toplayıp 7 kişiye Fenerbahçe forması vereceğim ama kanala üye olma şartı isteyeceğim. Hani hediye üyelik de olsa üye olma şartı isteyeceğim. Sözüm söz. Bak 7 kişiye bu sezonun forması. Öyle geçen sezonunki falan da değil. Sözüm söz. Anlatabiliyor muyum? Ama abone olup üye olan arkadaşlar. Zaten 7 dedi yaparsa o zaman hepiniz 15 lira verip üye olursunuz hediye diye. Bakın bir yol kazası yaşandı. 4'ünde Sivas maçı. 9'unda Beşiktaş maçı. Bakın 5 gün sonra. Cumartesi günü. Perşembe günü Spartak tırnava maçı. Yine 5 gün sonra. Ardından 3 gün sonra Konya maçı. Bakın dikkat edin burada enteresan bir özellik var. 4 maçta İstanbul'da. Yani İstanbul dışına çıkılmayacak. Soğuk havaydı bilmem kardı yağmurdu çamurdu. Hatta sadece şunu söyleyeyim. Ee, Sivas maçının başlama saati 20. Spartak tırnama maçının başlama saati 20.45. Beştaş maçı 19. Konya maçı 19. Ardından Kayseri deplasmanı. Kayseri sporlar 20 Aralık'ta. Burada Kayseri'de saat 17'de başlayacak müsabaka. Ardından Galatasaray'la 24'ünde yani 4 gün sonra maç var. Ve son olarak da 29'unda maç var. 7'de 7 yaparsak 7 kişiye forma. O yüzden şimdi yerinizi ayarlayın. Şimdi bir 12 numaranın bir mesajı var. Dün gece yaşadığımız yol kazası sonrasında başkanımız, yönetimimiz, hocamız, teknik eğitimiz ve oyuncularımız gerekli dersleri çıkaracaktır. Bakacağız. Bu sene diğer seneler gibi olmayacak. Dağılmayacak gevşemeyecek, mental olarak çöküş yaşamayacağız. Kırgınlığımızı, kızgınlığımızı ve hayal kırıklığımızı dün bırakalım. Fenerbahçe'mizin kendisini affettirmesini keyifle takip edelim. Takat oyuncularımız kadroya dönüyor. Tam kadro olmaya yakınız. Seriyi yakalayan Fenerbahçe'mize yeniden kavuşacağız. Ben burada ek bir bilgi vereyim. BKO hariç hepsinin Beşiktaş maçına dönmesini bekliyoruz. Serdar Aziz de dahil. Bilginiz olsun. Yani beni yanlış anlamayın ama e, gününde bir Serdar Aziz Bekahu'yu aratmaz. Serdar Aziz, Ciko. Gününde bir şey. Ferdoğlu zaten malum. İsmail Fırat, Şimanski orta sahası bu savunma hattıyla daha iyi oynar. Kütür kere gibi oynar. Sağda İrfan mı, Cengiz mi, Emre Mor mu forma giyecek. Onu form grafikleri verecek. Şimdi kıyasıya bir rekabet olacak. Solda Tadiç mi, Kent mi ya da İrfan, Cengiz, Emre Mor buraya mı kaydırılacak? Burada forma rekabeti belirleyecek. mu, Vatşuay mi, Umut Nayır mı? hep birlikte izleyeceğiz. Yani Fenerbahçe bizim önünde şöyle bir plan var, proje var. Ee, sakatların döndü. önümüze bakan bir proje. Bu takım 19'da 19 yaparken ya oynadığımız maçları kolay maç zannetmeyin. Bakın Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kaldıkken oynadığı takımlar hani köy takımı dediği takıma elenebiliyordu. Kopenhag'dan fark yiyecek. Kopenhag'da oyuncu 2-0 öndeyken gidip kırmızı yiyip 2-2 bitirtiyor. Manchester orada belki Manchester kazanacak. Kaleci Onana penaltı yaptırıyor. Takım arkadaşı kırmızıdan atılıyor. Galatasaray maç kazanıyor. İstanbul'daki maçta yine Onana hadi gelin bizden puan alın diyor. Yani bir nevi 4 puanı Onana hediye ediyor. 2 puanı da şey 1 puanı da Kopenhag hediye ediyor. Ama hocam oynadıkları futbolda es geçmeyelim. Tabii ki de es geçmeyelim. Bu futbol adı üstünde futbol. Fenerbahçe Twente'yi 5-1 yendi. 5-1'lik maç oynadık mı? Top oynadık mı? Ben sanmıyorum. 5-1'lik top oynadığımızı düşünmüyorum o maçta. Ha, Rize'yi 5-0 yendi. Rize'ye top göstermedik. Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. O maçın hakkı 7-0, 8-0'dı mesela. Futbolda böyle şeyler olabilir. Ama futbolda şu olmaz. Pes ettim, bıraktım. Hakemler zaten bizi sevmiyor. Fenerbahçe yönetimi saha dışında uğraşıyorsa bunu sahaya yansıtmayacak. Futbolcular, hakemler Nazoza bizi sevmiyor da demeyecek. Şimdi devam edeyim açıklamaya. Süper Lig'de önce Sivas Spor'u yeneceğiz. Ardından Avrupa'da yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Felaket tellallığı yapan kişi ve hesapları not edin. Biz de iyi gün taraftarı olmadık. Kötü günde de kulübümüzü satmadık. Başkanımızdan gerekse aksiyonları, gerekli aksiyonları alacağını takımımızın kendisine geleceğine eminiz. Lider Fenerbahçe'nin lider taraftarı algılara kapılmadan Kadıköy-Sivas Spor maçında cehenneme çevirelim saygılarımıza diyor. 12 numara. Ben de şunu söyleyeyim. Maalesef son 5 maçta ders çıkarmıyor. İsmail Kartal. Yetmez gibi. Ukala ukala. Değişiklikler zamanlamam süper. 10 numara. Hayatım böyle 10 numara. Forma giymem ben 10 numara falan diyor. Bence bir e, İsmail Kartal'la da bir görüşmeniz lazım. Bunu bir değerlendirmek lazım. Çünkü Fenerbahçe'de şu anda baş aktör İsmail Kartal. Ben Ali Koç'a yemin ediyorum kızmam. Bak bu sene kesinlikle kızmam. Ne dediyse yaptı. Ne dediyse. Fazladan da Cengiz Ünder'i aldı. Ne dediyse. Kent de alın aldık. Zaten kent uzun süreli bir şeydi. Aa 64.900 oldu maşallah. Dediğim gibi siz bu videoyu izlemeye 65.000 belki 66.000 bile oluruz. Hatta uslu bir çocuk olsanız şirinleri bile görürsünüz yani eminim. Sen göremezsin. Herkes görebilir, sen göremezsin. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, şu gösteriyi unutmayın. Perdenin de dediğim gibi hiçbir sıkıntısı yok. Bakın ayakta krampon varsa rahat olun. Spor ayakkabı varsa şüphelenin. Anladınız mı demek istediğimi? Bakın ayakta krampon varsa hiç sıkıntı değil. Ama spor ayakkabı varsa sıkıntı. Şu görseli de bir durdursak aslında güzel olur. Burada Fred'i görüyorsunuz. Arkada Samat'ta. Lincoln takımla çalışıyor. Umut Nayır, Bartu Elmas, Emre Mor, İrfan Can Kahveci. Hani rejenerasyon antrenmanı değil bu. Bu bildiğin normal bir antrenman. İrfan Can Kahveci de bu antrenmana katılmış. Zaten sonradan başladığı için ilk 11 değil ya. Sonradan başlayanlar da bu idmanda yer aldı. dediğim gibi şu anda ligde elimiz güçlü. Bilginiz olsun. Şu maçlar arkadaşlar bir periyottur bu maç. Sivas Spor'u yenersek inşallah. Ardından başlayacak periyot bu şekilde. Beşiktaş'ın da morali bozuk. Onlar da sakatlardan dertlenen bir takım. Evet. Ve cumartesi günü olacak olması bence Fenerbahçe açısından bir nevi şans. Bu arada Beşiktaş'ın ben şeyine hiç bakmadım. Yani sakatlık durumuna, sakatlık raporuna bakmadım. Transfer Market'ta futbolcuların yanında İsviçre işareti olur. Bakalım mesela kimler sakatmış merak ettim. Daniel Amorti kasık sakattı. geri dönüş bilinmiyor. Çok güzel. Tayyip Talha zaten yok. Erik Beyli uyluk gerilmesi <laughs> geri dönüş bilmiyor. Bu bizim maçta oynar. İnşallah en kötü performansını sergiler. Omar Kolley var. Emrecan Uzunhan 25 Aralık diyor. Uyluk bisepsi tendonunda iltihap. Necip Uysal zaten bacağını koparsalar yine oynar. Onda sıkıntı olmaz. Sevdiğinden söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Artur Masuako Uyluk gerilmesi diyor. Gerilmeler hemen biter. Fenerbahçe maçına yetiştirler. Valentin Rozier topuk sakatlığı diyor. rıza ee, Rıza Çalınbay öpücük de falan Fenerbahçe maçına yetiştirir. Jian Onana Beşiktaş'ın en yetenekli oyuncusu. Gökhan İnler var. Ee, Avrupa Ligi'nde oynayamıyor ama 39 yaşında. Hani Getson, Fernandez, Chamberlain, Salih Uçan, Bahtiyar, Zaynettikov, Rebic, Jackson, Muleka. Ee, Rashida'nın bir sakatlığı diyor. Uyluk gerilmesi. Gezzal adüktör sakatı. Gezzal bizim maçta yok. Adüktörle oynayamaz. Abu Bakar, Cenk Tosun falan şey yapıyor. Yani Beşiktaş'ta da arkadaşlar kadro genişliği çok yüksek oranda. Ha Amorti, Tayyip Talha, Erik Beyli. Üçü de oynayamazsa Emrecan Can Uzunhan'da oynayamazsa tam Fenerbahçe kaderi. Tam Fenerbahçe kaderi ne derseniz deyin. Tam Fenerbahçe kaderi. Stoperlerin olmaması. Masuako, Rozier hani bizim maça kadar inşallah bunlar iyileşmez. Biz o maçı kazanırsak zaten bak Sivas ve Beşiktaş'ı kazanırsak zaten yolumuza çok enteresan devam ederiz. Nürnstadt maçı elbette unutulmaz. Ama şu totalde şuradan 7 forma çıkartırsak emin olun hepiniz Nürnstadt'ı unutursunuz. Hatta Nürnstadt'ı öyle bir unutursunuz, unutturursunuz ki aklınız durur. Ve ben size bir şey söyleyeyim şuradan 7 galibiyet elde edersek yani yemin edemem tabii ki de bilmediğim şey ama futbol bilgime dayanarak söyleyeyim şuradan 7 galibiyet elde edersek şampiyon oluruz. O sene bu sene deriz. Hocam buradan 7 galibiyet çok zor. Bence çok zor değil. Yani Sivas evindesin kazanman lazım. Beşiktaş'ta en en dandik Beşiktaş'la Galatasaray karşılaştı. Güç belayı yendiler en dandik Beşiktaş'ta ama sakat sayısı yüksek şansım var Spartak tırnağı grup sonucunu garantilemiş Kadıköy'desin taraftarın önündesin taraftarda borcum var 3'te 3 üç yaparsan zaten Konya maçı yine evindesin Konya son dönemde biraz sıkıntılı bir performans yaşıyor ama bakmak lazım yani 4'te 4 yapabilirsin Kayserispor bence buradaki şu fixtürde en zor takım Sivas çünkü Sivas sana özel hazırlanıyor her sene İnan Beşiktaş Sivas kadar hazırlanmayacaktır. Yani Sivas daha hazırlanır. Kayseri Spor'u yenersen zaten 4 gün sonra Galatasaray maçı olduğu için en azından derbilerin bir stratejisi taktiği şunu bunu olmaz abi. Bu arada Galatasaray demişken şu arkadaşlar yorum yapmasın. Yani derbilerin taktiği stratejisi olmaz. Ha bu arkadaşa güvenmiyorum. O ayrı mesele. Derbilerin taktiği stratejisi hiçbir şey belli olmaz. Hani ben Beşiktaş'ta şu kadar sakat var diyorum ama altyapıdan iki tane çocuk çıkarır. Canavar gibi oynadılar. Her şey mümkün. Fenerbahçe kendine inanacak. Taraftar kendine inanacak. Bir şey söyleyeyim. 7'de 7 yapsa Fenerbahçe nelerden vazgeçersiniz? Bir düşünün. Neleri feda edersiniz? Bir düşünün. Sadece bir düşünün. Neleri feda edersiniz? Anlatabiliyor muyum? 7'de 7 yapsa Fenerbahçe neleri feda edersiniz? Neleri ortaya dökersiniz? Demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Başka Fenerbahçe yok takımımıza sahip çıkalım. Evet bende kızgınım. Evet bende kırgınım. Evet bende üzgünüm. Yani yer yarılsa da yerin dibine girsem, insanların içine çıkmasam dedim cuma günü. Yani yer yarılsa keşke içine girmesem dedim ya. Anlatabiliyor muyum? Yani yer yarılsa dedim içine girsem çıkmasam dedim. Eminim siz de aynısınızdır. Ama şuradan Allah nasip etsin. Kurban olduğum Allah'ım nasip etsin. Kalbi temiz, yüreği temiz, iyi niyetli bütün Fenerbahçeli kardeşlerimin adına, hepsinin adına dua ediyorum. İnşallah Allah bize şurada 7'de 7'yi göstersin inşallah. Ardında şampiyonluğu göstersin inşallah. Bu taraftar gerçekten ve gerçekten hak ediyor. Bu taraftar gerçekten ve gerçekten hakkı yenilen bir taraftar. Yani insanlar artık şampiyonluk göremeden ölmesin istiyorum. İnsanlar can verirken bile ulan iyi lan, en azından Fenerbahçe'nin önünü kesemediler bu sene demelerini istiyorum. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Sizlere de dediğim gibi bu kanala desteğiniz için ya şu basit bir şey değil. Bu benim yapabileceğim bir şey değil. Bunu siz yapıyorsunuz. Beğendiğinizde sosyal medya hesabınızda videoları paylaştığınızda birçok kişiyi kanala çekiyorsunuz. Ve çok güzel tepkiler alıyorum. 25 dakika video mu olur deyip de abi sen niye günde bir tane video çekiyorsun? Niye iki tane çekiyorsun? Üçe çıkart, dörde çıkart yorumlarını görmek çok hoşuma gidiyor. İnsanlar diyor ki biz biz olacağımız aile ortamında bir şey arıyorum. Abi bura benim odam. Yani evin bir odası. Burası bir duvar kağıdı yani. Evin bir odası. Ben de sizler gibi sıradan bir insanım. Aynı zamanda bir öğretmenim. Elimden gelince dilim dönünce aktarmaya çalışıyorum. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. E, kimseyi incitmek istemiyorum. Sadece işimi yapmak istiyorum. İnsanlara fikirlerimi aktarmak istiyorum. Ha bir kardeşimizin bir yorumu vardı. Ona da cevap vereyim. Hocam sesimizi yönetime duyuramaz mıyız diyor. Şura 64.900 değil de 100.000'i geçtiği zaman her sözünüz yönetimde direkt yankılanacak. Merak etme şimdi de yankılanıyor. Beni biraz sevmiyorlar yönetim kanadına. Çünkü ben eğriye eğri doğruya doğru diyen adamım. Hani Fener yenildi. Ulan pozitif konuşayım. İşte kimse yönetimi topa tutmasın. Kimse İsmail Kartal'ı topa tutmasın. Açık açık net. Orta saha bomboş Crespo ile tek orta saha yapamazsın. Fark yersin Diyorsam derim. Devam ettiririm. Babamın oğlu gelse ben öyle bir baba evladıyım ki beni kimse susturamaz. Her gecenin bir sabahı Garip kalp sesler duymaya başladım. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Video size emanet. Siz de Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.